Merhaba, ben Savaş Akar. Hayatımız Proje, projenizin el kitabında yer alan kişisel gelişim yazılarımızı okumaya devam ediyorum. Bugün sizlere okuyacağım yazım, proje yönetim metodolojisi geliştirme adımları. Proje yönetim metodolojisi geliştirme çalışmalarında izlenecek yola ilişkin basit bir örneği aşağıda bulabilirsiniz. Proje tanımının yapılması. Proje yönetim metodolojisi ile ilgili çalışmalar, şirket için bir proje tanımının yapılması, neye proje denip denmediğinin belirlenmesiyle başlar. Daha önce proje isimli sohbetimizde de bahsettiğimiz gibi projeler zaman zaman harcanan efor, zaman zaman bütçesine göre bir proje tanımı altına girerler. Bazı şeylere proje deriz, bazı şeylere demeyiz. Bunun şirkette ilk önce belirlenmesi çok kritik. İkinci maddemiz projelerin kategorilendirilmesi. Proje tanımı sonrasında projelerin kategorilendirilmesi, buna örnek olarak büyük küçük, ürün geliştirme, süreç iyileştirme verilebilir, gerekir. Üçüncü maddemiz sponsorun belirlenmesi. Proje yönetim metodolojisinin geliştirilmesi bir proje olarak ele alınmalıdır ve destekleyecek etkin bir sponsorun şirket içinden belirlenmesi gerekir. Dördüncü adımımız proje yöneticisinin belirlenmesi. Sponsor, proje yönetim metodolojisi geliştirme projesine proje yöneticisini atar. Beşinci adımda paydaşların belirlenmesi. Proje yöneticisi, proje ile ilgili paydaşları belirler, proje yönetim metodolojisi geliştirme projesinin başlatma belgesinin gönderilmesini sağlar. Altıncı adımda proje ekibinin belirlenmesi. Paydaşlar ile yapılan proje başlatma toplantısında proje ekip üyeleri belirlenir, projenin kapsamının ve gereksinimlerin netleştirilmesi çalışmaları başlatılır. Yedinci maddemiz proje yönetimi planının hazırlanması. Proje yönetim metodolojisi kapsamında ele alınacak bileşenler belirlenir ve proje planları hazırlanır. Bu planların içine zaman planı, maliyet planı, kalite, iletişim, risk planlarını sayabiliriz. Sekizinci maddemiz proje akış sürecinin belirlenmesi. Proje yönetim metodolojisi geliştirme projesinde yapılacak aktiviteler öncelikle tanımlamalar, proje yönetim süreci, rol sorumluluklar ve ilgili belgeleme noktaları belirlenir. Dokuzuncu maddemizde proje yönetim metodolojisinin hazırlanması. Proje yönetim metodolojisi içeriği hazırlanır. Onuncu maddemizde şablonların hazırlanması. Süreçte yer alan belgelerin şablonları hazırlanır. 11. maddede prosedürlerin belirlenmesi. Metodoloji gereği yerine getirilecek süreç ve uygulamaların prosedürleri hazırlanır. 12. maddemizde proje yönetimi eğitimlerinin planlanması ve uygulanması. Temel proje yönetimi ve gerekli yetkinlikler konusunda kurum içi eğitim grupları belirlenir ve eğitimler verilir. 13. maddemizde proje ekibi metodoloji eğitimleri yer alıyor. Proje ekibinin hazırlanan metodoloji doğrultusunda atölye çalışması yapması sağlanır. Mevcut metodolojiye ilişkin soruları ve varsa önerileri alınarak değerlendirilir. 14. maddemiz beklentilerin toplanması. Proje ekibinin metodolojiye ilişkin istek, öneri ve şikayetleri alınır, değerlendirilir ve metodoloji güncellenir. 15. ve son maddemizde şirket içi duyuru yapılması yer alıyor. Proje yönetim metodolojisinin uygulanmaya alındığı sponsor tarafından şirkete duyurulur. Doğru bildiğimizi, düşündüklerimizi terk edip bunların yanlış olduğunu kabul etmeye ve de bunların yerine yeni şeyler koymaya hazır mıyız? Proje yönetim metodolojisi geliştirme projesine başlamadan önce sormamız gereken bu. Proje yönetimi
size neyin doğru olduğunu ve nasıl yapmanız gerektiğini anlatır ama doğru yapmanızı garanti etmez. Bugünkü yazımızın sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Ben Savaş Şakar. Görüşmek üzere.